Yeşilin ve mavinin bütün tonlarını ilçemizde farklı zamanlarda idrak edebileceğimiz bir coğrafyaya sahibiz. Alanımız kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Burada bizim Seben Solaklar Kayevlerimiz tesisimiz bulunmakta. Buralara yapılacak turizm yatırımlarıyla beraber ilk başta ilçemizin, Bolu'muzun ve ülkemizin turizm potansiyeli noktasında önemli noktalara biz ulaştığımıza inanıyoruz ve turistlerimizi alanlarımıza bekliyoruz. İlk defa Bolu'nun ilk ekoturizm güzergahına da aynı zamanda burada Solaklar Kayevlerinde 1,5 kilometre giriş, 1,5 kilometre giriş ekoturizm güzergahımızda tamamlanmak üzere %75'ler seviyesinde. Şimdi Seben dediğimiz zaman aklımıza ilk başta Bolu'nun Çukurova'sı aklımıza gelir. Biz bunu işin bir tarafına bırakıyoruz. Biz turizm tarafını canlandırmamız lazım. Baktığımız zaman bizler aslında bütün materyallere sahibiz. Batı Karadeniz'in en büyük gölüne sahibiz Seben Gölü. Solaklar Kayevleri, Muslar Kayevleri, Hoçaş Fosil Ormanı sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün değerlere sahibiz. En korktuğumuz şeylerden bir tanesi burada talanın yapılmasıydı. Gerek yasa dışı hazine avcıları diye nitelendirdiğimiz insanların bu alanlarda uygunsuz kazıların yapılmasıydı. Buralar tarihe ve buradaki tesislerimize zarar vermekteydi. Bu kararla beraber, isabetli kararla beraber hem buranın korunması gerçekleştirecek hem de endemik bitki ve hayvanların korunması için alınmış isabetli bir karar. Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıtoğlu Çelebi Mehmet Han yaklaşık 8 ay bu korunaklı vadide ekibiyle beraber tekrar Osmanlı 2. kuruluşun çalışmaları burada yapılmış ve bu kaynakta rahmetli Profesör Doktor Han İnalcı'nın kaynaklarında geçmekte.